KONKA hisse senedinde 3 aylık bilanço performansına baktığımızda hisse senedinin ciddi manada çok zayıf bir bilanço açıkladığını görüyoruz 3 aylıkta. 34 milyon şirketin mevcut büyüklüğüne kıyasladığımızda çok çok zayıf bir bilanço performansı diyebiliriz. Zaten bunu en son Aralık ayındaki hatta evet Aralık ayının başındaki zirve yapmasının ardından zaten 75 seviyesinde zirve yapmıştı. Oradaki yani Aralık ayından beri hisse senedi 75'lerden 27'lere kadar 26'lara kadar gelmiş arkadaşlar. Yani bilanço bize birçok şeyi açıklıyor, onu söyleyeyim. Ve bu hisse senedi çok çok önceden, yani Mart ayının ortalarında daha 200 günlük ortalamanın altına sarkmıştı. Yani aslında burada bir nevi ders gibi olsun bizim için. 200 günlük ortalamanın altına Mart ayında sarktı ve son sarktıktan sonra 5 gün, 4-5 gün altında kapanış yaptı arkadaşlar. Ondan sonra zaten hisse senedi daha da toparlayamadı. Yani o seviyeler 200 günlük ortalamanın altına sarktığı seviyeler 38-39 seviyesiydi arkadaşlar. Bakın orada 3-4 gün kapanış yapması nelere mal oldu? 27'lere gelmesine mal oldu. O yüzden şu an için çok fazla bir beklentimiz yok. Hatta son 3-4 gün önce de ciddi bir gap oluşmuş. Burada ki yükselişleri ancak tepki yükselişi diyebiliriz. Yani çok böyle bizi alıp taşıyıp bir yerlere götürebilecek bir tablo yok. Onu söyleyeyim. Yatırımcılar biraz daha dikkatli olabilir. Burada hızlı düşüşlerden dolayı hızlı tepki yükselişleri de olabilir. Belki gün içi al satlar olabilir ama taşımak için henüz biraz erken. Biraz daha böyle 32'lerin üzerine çıkması durumunda tekrar konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Orası bile halen dikkatli olacağımız seviyeler. Peki, ben de diyordum.